Survivor Panorama devam ediyor. Konuğumuz İlayda Şeker. Bol bol sohbet edeceğiz. Biraz da güncel konuları konuşacağız. Biliyorsunuz bu akşam saat 8'de TV8'de Survivor'ın yeni bölümü var. Hemen şimdi akşamın ipuçlarına bir bakalım. Bu akşam neler yaşanacak? Çünkü yine Survivor'da kıyametler kopuyor. Bir izleyelim. Ardından hep beraber yorumlayacağız. Bu haftanın market ödülünü açıyorum. Bu haftanın Survivor 2021'deki en değişik market ödülünü hazırlanın. Çünkü karşınızda... Enteresanlık, değişiklik ve efor isteyen bir parkurda mücadele ediyorlar. Oyun hızlı başladı. Nora, deli kaçmak istedi. Ters geçmeyi tercih etti. Zorlanıyor. Risk alıyorlar bazen. İleriye ver, ileriye ver artık elini. Geçti seni. Ayları geride bırakan yarışmacılar tam birer Survivor oldular artık. İşte oyunun en kritik yeri. Tüm elini kazıyor. Evet, değişik bir oyun. Şimdi onu konuşuyorduk. Yani Damla çok güzel bir benzetme yaptı. Eskiden Super Mario diye bir oyun vardı. Aynen, tam onun oldu. Gibi böyle kazıyorsun falan böyle. Kazıyorsun, ne bileyim bir yerden atlıyorsun, salıncak gibi şeyden geçiyorsun falan. Böyle çok güzel bir oyun. Bizim senemizde hiç yoktu. Evet, ilk defa, ilk bu sene oynanıyor galiba. Okumu kazmak da. Şimdi normalde ben kazsam geçerim diye hayal ederim ama... Ya Aleyna da orada sıkışıyor. Aleyna çalışkan. Böyle nefes alamadım ya Aleyna'yı görünce. Evet. Allah yani kolaylık versin. Sıkıyor biraz. O değil de biri önden biri arkadan çekiyor. İkiye bölecekler. Bence çok güzel bir oyun ya. Ben bak merakla heyecanla bekliyorum. Bu aile iletişim oyunu sence biraz takımlar arasındaki gerginliği arttırdı mı? Ne diyorsun İlayda? Yani şöyle söyleyeyim. Mavi takım işi abarttı. Gerçekten sevinci mi abarttı? Sevinci abarttı. Yani biz hep şöyle diyorduk takımlarda. İletişim ödülünde sakin arkadaşlar. Hı hı. Ve bu sakinliği koruyan bizim takımda da yani ben olayım, işte Öykü olsun, hani Çağrılar olsun. Biz hani... genelde Merve'yi görüyorduk. Yani Merve de evet yani arkadaşlar lütfen hani sessiz, daha sakin. Çünkü ödül yani hani aile yani en ufak gerçekten arkadaş ödülünde bile yani hani sessiz olalım. O olsun bu olsun. E şimdi bakıyorum aileler canlı karşında. Mesela Aleyna'nın Cansu hassasiyeti olsun, diğerlerinin kardeş olsun, aile, anne baba kim bilmiyorum yani. Bakıyorum marşlar söyleniyor. Ya bu kadar da olmaz ve birisi de herhalde durdurmadı ya. Ben yani orada Merve'ye de şaşırdım, diğerlerine de şaşırdım. Yani şöyle sevinirsin, tabii ki de almışsın, tabii ki de sevin. Yani hani o 1-2-3 mavi takım işte çok güzel alkışlayalım, durun. Ama baktım gerçekten mesela ben bu tarz şeyleri takmıyorum. İstiyorsa önümde oyun havası oynasın yani yenince. Ben takılmıyorum ama görüyorsun başları öne eğmiş böyle. Hani Aleyna, Berkay ya Berkay bile o kadar sessiz sakin enerji bir insan yoktu. Ki. O bile artık tepki gösterdi. Ve haklı ben gerçekten çok üzüldüm mavi takıma. Yani hani yapın da sevincinizi bu kadar yaşamayın arkadaşım. Kırmızı siz... takım sence o kadar abartmaz mıydı olayı? Yani... Yok bence bu kadar abartmaz. Yani susacaklar mıydı sevince? Sessiz hayır, arkadaşlar yani, kimse sevinmesi yani derler miydi sence? Bu kadar abartmazdı. Sevinebilirlerdi. Şimdi ben görmeden de o kadar yorum yapamayayım hani insanlar ama bence bu kadar bir sevinme olmazdı diye düşünüyorum. Bence kimse bu kadar sevinme yapmamalı yani. Sen peki orada olsan tepki gösterir miydin? Kesinlikle gösteririm. Ne derdin mesela? Arkadaşlar, sevindiler, bak aynen, kim geliyor falan yaptılar. Onu yaptırmazdım mesela. Ne yapıyorsun? Yani sonuçta sen ödül oyunu mu almışsın? Burada iletişim oyunu ve ailen canlı yani yüz yüze görüyorsun. Ve mesela Aleyna'nın Cansu hassasiyeti ben bile izlerken Cansu'ya da buradan selamlar. Ben bile izlerken yani hüngür hüngür ağladım bütün herkesin ailesine sarılmasına. Mesela Dora'nın sevgilisine sarılmasına. Ben bile bu kadar üzülmüşken yani orada bu tepkiler bence hoş değil ki ben kesinlikle yaptırmazdım.